İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz ARD Yazılım, Arda Bileşim. Bir zamanlar bedelli sermaye artırdı diye üzerinde çok tepinilen canlı yayına davet edilip şirket sahibinin itibar suikastına uğradığı ve yatırımcıların da o programlardan sonra güven sorunu, buhranı oluşturduğu şirketin o dönemden sonraki gelen bilançosu arkadaşlar. Veya iki sonra bilançosu. Bakalım. Bu şirketi sonradan ilk başta övenler sonradan yermeye başladılar. Hatta borsada başka yazılım şirketleri de var diye böyle hafiften tehdit ve şantaj içeren ifadeler kullanıldı. Ama şirketin hukuk departmanı nedense izleyici kaldı, seyretti. Ben hayatımda bugüne kadar borsa tarihinde hiç yaşamadığım, küçük dilimi yuttuğum, şaşkınlıkla, ibretle izlediğim bir dramın nasıl komedi olduğuna ilk kez tanık oldum. Ondan sonra da bir daha olmadı. Şirket sanki hukuka, borsaya, SPK'ya, kanunlarına, yönetmeliklerine aykırı bir girişimde bulunulmuş gibi haftalarca üzerinde tepinildi. Haftalarca üzerinde tepinilirken de her gün gümbür 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 taban 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 geldi. Bu işten kim zararlı çıktı? En büyük zararı hisse senedi yatırımcıları çıktı. Ama kimse de ya ne oluyor, bu nasıl bir iştir diyen olmadı. Hani dedik ya arkadaşlar, kurtlar koyunun bol olduğu yeri değil, sahipsiz olduğu yeri gözetlerler, severler diye. İşte öyle bir durum arkadaşlar. Önce 2012, yani pardon düzeltiyorum, 2021'in ve 12 ve 2020'nin 12 aylık bilançolarını inceleyelim. Sonra arkadaşlar son bilanço dönemini inceleyelim. Ondan sonra da birçok arkadaşım bana talepte bulunuyor. Ama inanın boş değilim. Bakın, hocaların hocası. Bütün hocalarda bu ifadeyi kabul edeceklerdir, gönül koymayacaklardır, saygı duyacaklardır. Benim değerli, saygı değer hocam, kendisine bir kez daha şükranlarımı iletiyorum buradan. Sektörel bazda yine üniversitede öğrencilerine eğitim amaçlı hazırlamış olduğu bir programını, yazılımını benimle paylaştı. Hem eğitim konusunda hem de güncelleyip geliştirilme hususunda. Tabii eksikleri var. Sonradan birçok sektörlere dahil olan şirketler var. Bunları güncellenecek. Bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Yani daha arkadaşlar bende ne numaralar var? Bunları zaman zaman paylaşacağız ve ben yaptığım işi eksiksiz mükemmel yapmaya çalışırım. Evet, birçok şeyler çalınıyor, intihal ediliyor. Onun da farkındayım ama bir yere kadar orada stop olur. Ellerine yüzlerine ulaştırır çalanlar. Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Yani o monopol piyasa ne kadar devam edecek?
Onu da zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Evet, en son bölümde de şirkete sektör değerlendirmesi doğrultusunda örnek olarak arkadaşlar, yani başka şirket de olabilirdi, çok umurumda değil. Neler olması gerektiğini bir rapor halinde, yani şirket yönetimine de naçizane bir neler yapması, hangi önlemleri alması gerekliliği hususunda da bir rapor düzenleyeceğiz. Tabii bunlar web sayfasında olacak işler, otomatik olarak, kısaltmalı olarak. Bunun da çalışmaları hızlı devam etmekte arkadaşlar. Bu piyasaya gümbür gümbür geliyorum arkadaşlar. Geliyoruz. Gençlerle geliyorum. Gençlerle ben onları yetiştireceğim. Onlar bu piyasayı zangır zangır sarsacaklar arkadaşlar. Evet. Yani piyasada büyük bir eksiklik ve açlık var. Bu açlığı, bu eksikliği en mükemmel şekilde gidereceğiz arkadaşlar, gidereceğim. Yani o eksiği kapatacağım ve olması gerektiği şekilde. Evet, önce 2020'nin 12 ve 2021'in 12 bilanço düzenlemesine göre şöyle kısaca bakalım şirketin performansına, sonra aradan geçen 6 ayda nasıl bir değişiklik olmuş bir görelim. Şirket karlılığı %7 artarken ortak karlılığı %9 artmış yaklaşık olarak ve şirket karlılık bileşenlerinde ana kalem satış karlılığı %0,35 çok düşük artış sağlamış. Katkı payı yüzdesi artarken emniyet marjı gerilemiş. Ortak karlılık oluşumuna baktığımızda borçların öz kaynaklara maliyeti çok minik, çok cüzi azalırken varlık karlılığı artarken borç maliyetlerini hızlı ve yüksek oranda azaltmış. Finansal kaldıraç şirket gayet olumlu lehine gelişmiş. Yani bu şartlar altında diyor ki ben ölene kadar borçlanırım. İkinci çeyrekte bakacağız tabii. Yani son bilanço döneminde ve net ortak karlılığı %8,5 oranında artmış. Güzel. Peki reel satışlar ne yapmış o arada? Mutlak olarak yurt içi satışları %122 artış göstermiş. Fakat reel olarak %23,5 oranında artmış. Varlıklar %3,5 oranında artarken öz kaynaklar %4 artmış ve net dönem kârı reel olarak %28 artış göstermiş. Evet. Finansal kaldıraçta şirketin lehine gelişme göstermiş gördüğümüz üzere. Ve peki bu tarihteki hissenin olması gereken fiyatına baktığımızda 8 lira olarak hesaplanmakta. O tarihte bakalım hisse borsada kaç liradan işlem görüyormuş? 7,46, 7,5 liradan işlem görüyormuş. Olması gereken değerlerdeymiş. İndirgenmiş nakit akım yöntemi ile de olması gereken fiyatı 8,5 TL olarak hesaplanmakta. O günün iskonto oranı ve beta kat sayılarına göre arkadaşlar. Peki son bilanço döneminde ne yapmış bu arkadaş? 2021'in ikinci çeyreği, 2022'nin ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde varlık yapısında
Toplam varlıklar içerisinde işletme sermayesinin payı %54'ten %45,5'a belirgin şekilde azalırken, reel olarak %31 işletme sermayesi değer kaybına uğramış. Toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıklarının payı %2,5'tan hızlı bir şekilde yaklaşık 1'e azalırken, reel olarak da %67 değer kaybına uğramış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin %46'dan %54'e kısmen artarken, reel olarak o da %2 değer kaybına uğramış. Cari fiyatlarla 235 milyon 62.135 TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlamasına rağmen, işletmenin aktifleri, aktif yapısı yani varlıkları reel olarak %17,65 değer kaybına uğramış enflasyondan ötürü. Finansman yapısına bakalım. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçların payı %3,62'den %12,29'a çok hızlı ve yüksek oranda, reel olarak %179,5 oranında artış sağlamış. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde uzun vadeli borçların payı %1,37'den 2,19'a kısmen artarken, reel olarak %31,5 oranında artmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı %5'ten %14,5'a çıkarken, varlık finansmanında öz kaynakların payı -%17,61'den %1,22'ye %106 oranında pardon özür dilerim çok çok pardon arkadaşlar, net borçlara bakmışım. Varlık finansmanında öz kaynakların payı %95'ten %85,5'a azalmış. Reel olarak da %26 öz kaynaklar değer kaybına uğramış enflasyondan ötürü. Şirket varlıklarını %14,5 oranında toplam borçlarla %85,5 oranında da öz kaynaklarıyla fonlamakta. Dolayısıyla şirket varlıklarının tamamını öz kaynaklarıyla fonlarken, öz kaynaklar toplam borçların yaklaşık 6 kat üzerinde seyretmekte. Öz kaynak olarak şirket son derece güçlü ve kuvvetli görünüyor. Bu kısa vadeli borç, yani kısa vadeli yabancı kaynaklar bileşenine baktığımızda, maliyetli borçların payı çok fazla artmamakla birlikte, varlık finansmanındaki %2,27 olan payı 2,81'e yavaşça artış sağlamış. Fakat kısa vadeli yabancı kaynakların artışının ana kaynağını maliyeti düşük ve ticari faaliyetlerden oluşan, olağan olarak, spontane olarak gelişen ticari borçların payının %0,76'dan çok hızlı ve yüksek oranda %8,71'e artışı oluşturmakta. Reel olarak da %839 oranında artmış. Burada borç maliyetini finansal kaldıracı ne yönde eğilim gösterdiği, olumlu olumsuz, ona bakacağız arkadaşlar. Ve de sektörel değerlendirmede şirketin alması gereken önlemleri birlikte inceleyeceğiz. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Daha kapsamlı finansal yapı değerlendirmesinde şirket 9 milyon 234.404 TL, hangi para birimi, TL mi, 1.000 TL mi? Neyse arkadaşlar, 1.000 veya milyon veya milyar, onu dipnotlardan bakarsınız hangi para birimi olduğunu. Ben milyon olarak değerlendireyim.
9.234.404 lira yabancı para pozisyon fazlalığına sahip. Evet, bir önceki yıla göre bir hayli artırmış. Kısa vadeli finansman yapısındaki değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı %10 azalırken borçların payı %90 çok hızlı oranda artmış. Yani şirket bedelli sermaye artırımına gitmek ile bu borçlanmayı daha önceden muhakkak bildirmiştir. Yani bedelli sermayeden gideceği gelirleri nerede kullanacağını belirtmiştir. Eğer böyle bir girişimde bulunmuş olsaydı borçların payı tabii ki bu kadar hızlı ve yüksek oranda artmayacaktı. Belki finansmanda öz kaynağın katkısı da %10 azalmayacaktı. Evet, kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı %17 oranında artarken ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %236 oranında artmış. Brüt işletme sermayesi %29 artarken finansal borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %63,5 oranında azalmış. Fakat net finansal borçları çok hızlı ve yüksek oranda %114 oranında artmış. Şimdi kısa vadeli yabancı kaynakların içerisindeki maliyeti yüksek finansal borçlar çok cüzi bir artış göstermişti. Bakalım uzun vadeli borçlar içerisinde de çok büyük bir artış yok. Reel olarak %35 artmış ama kısa vadeli borçların hızlı ve yüksek oranda artışından ötürü daha önce de İşletmenin net finansal borçları yokmuş, eksiymiş. Birden 5 milyona çıkınca tabii hızlı ve yüksek oranda artış kaydetmiş. Ve ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması da %89 oranında azalmış bir başka olumsuzluk. Öz kaynaklarına bakalım. Evet. %198,8 yani %199 oranında bu işletme daha önce bedelsiz sermaye artırımına gitmişti. Ondan sonra da arkasından yani bu tartışılabilinirdi. Yani arkadaşlar burada hukuki bir şey yoktu. Hukuki bir aykırılık yoktu. Yasa dışı bir işlem yoktu. Fakat etik ve ahlaki açıdan şık değildi. Yani sen vatandaşın elindeki bir hisseyi 7 tane yapacaksın, 1'e 7 vereceksin. Sonra o verdiğin bedelsizlerin de 7'ye çıkarttığın hisselere de %200 bedelliyi kütleteceksin. Ya bu etik değildi. Ha bak, şunu yapsan. Hiç kimse gıkını çıkaramazdı. Önce %200 veya %300 kardeşim. Bedelli sermayeye git. Onun arkasından %200 bedelsiz sermaye artırımına git. Bak, kimsenin gıkı çıkmazdı. Ama sen vatandaşın elindeki bir hisseyi 7 adet yap. Ondan sonra tut o 7 adetten. Bana bedelli ver dediğin zaman kanuni, hukuki olmamakla birlikte etik ve ahlaki açıdan tartışılır. Bu tartışılır. Ama diğerinde hayır. Asıl tartışılması gereken buydu. Yani etik olmayışı. Ama öyle bir üzerinde tepinildi ki bu şirketin sanki SPK'ya karşı, Türk Ticaret Kanunu'na karşı kanuna, hukuka mugayir bir işlem yapılmış gibi bir algı yaratıldı. Ama ona da sessiz kaldı şirket. Yani sesini çıkartmadı. İşte orada benim kafamda soru işaretleri belirdi.
Evet, toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı azalmış. Ne oldu bu şirketin faaliyet raporlarından hikayeler okuyanlar? Ha? Şimdi arkadaşlar, size bu şirketi kim önerdi? Kim böyle güzelledi, düzenledi, güzellemelerle? Kim aldırdı? Sorsanıza, ya sen faaliyet raporu okuyordun. Ne oldu senin faaliyet raporunun? Hani ne oldu o hikaye? Bak, o okuduğun hikaye hiç bilançoya yansımadı. Bak, iyi dilek ve temenniler tutmadı bize anlattığın. Yatırımcı soruyor mu bunu? Yok. Peki sistemin nasıl çalıştığını algılayabiliyor mu yatırımcı? Ona da yok. Biz de burada işte kendi kendimizi tatmin ediyoruz, yatırımcıyı bilgilendireceğiz diye. Toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı da kısmen azalmış. Efendim, toplam öz kaynaklar %41,5 oranında, ödenmiş sermaye %94 oranında da içsel sermaye yaratımından teşekkül etmekte, yani %100'ün üzerinde bile değil. Evet, şirketin öz kaynakları güçlü ama kümülatif karlılık payında bir şey yok arkadaşlar. Bakalım, bakalım. Bakın, 2012, yani 2021'in 12 aylık bilançosunda 6 ay öncesinde gayet diriydi. Şimdi ne oldu? Şirket karlılığı %5,5 oranında azalırken ortak karlılığı %4,5 oranında azaldı. Bir sene önce bu şirketin faaliyet raporunu okuyup size de okumanızı tavsiye edenler, orada hikayesi var diyenler, gelecek için bir takım plan projeler anlatanların o okudukları faaliyet raporlarının içeriği burada nerede arkadaşlar? Ha? Şimdi sorun yani, ya sen kardeş bunu 2021'de bize anlattın, faaliyet raporunu anlattın, şöyle olacak, böyle olacak, bir sürü şeyler anlattın, çıktın televizyonlara, sosyal medyalarda. Ha? Hani nerede? Sen böyle mi okuyorsun faaliyet raporunu diye sorun. Sorun arkadaşlar. Satış karlılığı %0,14 gerilemiş. Aktif karlılığı %5,5 oranda gerilemiş. Bakalım ortak karlılığını da bakalım. Şirket karlılığı da ortak karlılığı da geriye. Borçluların öz kaynakları oranı %0,12 oranında artış kaydederken varlık karlılığı %5,5, borçların maliyeti %12 artmış. Şimdi ne yapması gerektiğini, şirketin nasıl tedbir alması gerektiğini hep birlikte göreceğiz yani. Onu da biz ortaya koyacağız arkadaşlar. Onu da biz ortaya koyacağız. Şirketin ne yapması, nasıl tedbir alması gerektiği hususunda da önerilerimizi de ortaya koyacağız, bilimsel olarak, bilimsel. Ve net ortak karlılığı %4,5 oranında azalmış. Daha geriye ben bakmam bundan sonrasına, ama tabii ki izleyenlere saygısızlık olur. Yani ben böyle bir bilançoyu daha incelemek için zaman kaybına hiç girmem arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, toplam gelirler içerisinde işletmenin maliyetleri %10'dan %34'e, reel olarak %116 artmış. Bakın, müthiş bir şirketin toplam gelirler içerisindeki maliyetlerde bir artış var. Dolayısıyla bu toplam maliyetlerin payının hızlı ve yüksek oranda artmasından ötürü gayri safi işletme kârı %90'dan yüzde yaklaşık 66'ya belirgin şekilde yüksek oranda azalmış ve reel olarak %54 gayri safi işletme kârı azalmış.
Daha sonrasında faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %35'ten %11'e azalmasının neticesinde, reel olarak da %80 azalmasından ötürü esas faaliyet karlılık payı bir önceki dönemden başa baş gelmiş. Gerçi çok minik, çok küçük bir azalış olsa da hemen hemen başa başa gelmiş. 54-88, 54-73. 15. Ve finansman gelirlerinin payının 1.65'ten 2'ye çıkmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payında bir önceki dönemi çok küçük geçmiş. Niçin? Finansman gelirlerinin 1.65'ten 2'ye çıkmasından ötürü. İyi ki finansman geliri sağlamış. Ya gideri olmuş olsaydı burası bir önceki döneme göre aşağıda kalacak. Ve sonra şirket ertelemiş olduğu vergi giderlerinden bir gelir avantajı yakalamış. Çok minik de olsa bir önceki dönemde bir vergi gelir avantajı varmış. Onu %3 artışla dönem kar payı %56.63'ten %55.08'e minicik bir kayıpla reel olarak %39 azalışla ikinci çeyreği tamamlamış. Evet. Göstergelerine bakalım. Evet, göstergeler kıpkırmızı gelincik bahçesi gibi. Fakat likidite oranları arkadaşlar, yani cari oran çok yüksekti. Bunu daha önceki değerlendirmeme de ifade etmiştim. Yani şirkette tam kapasite kullanmadığı bir likidite oranı vardı. Evet, şimdi makul seviyelere inmiş, her ne kadar azalmış olsa da şirketin likidite riski taşımıyor ama faaliyet oranları çok kötü gelişmiş. Kaynak yaratma kötü gelişmiş, etkinlik olanları da kötü gelişmiş. Yani şirketin mali tablosunda 6 ay öncesine göre büyük bir bozulma var. Risk primlerine zaten girmiyorum. Karlılıklarda da gördüğünüz gibi büyük bir gerileme var. Vallahi bunun faaliyet raporunu okuyarak yatırımcıya model portföyde yer vererek tavsiye edenleri canı gönülden kutluyorum. Harika bir değerlendirme, şirket analizi yapıyor. Efendim, çok iyi de faaliyet raporu okuyor. Devam etsin. Yatırımcı kararını verir arkadaşlar. Gerçeği görür, kararını verir. Gelelim hisse değerine. Bu cuma günü arkadaşlar 6.78'den fiyatlanarak borsayı kapatmış ama herhalde bilanço hareketinden ötürü, hani birazcık da bu faaliyet raporlarını okuyup böyle yatırımcıya bunu pompalayanların etkisiyle böyle bir kontratağa kalktı. Pazartesi günü yarın ne yapar? Hep birlikte izleyeceğiz bu arkadaşı, borsa performansını bu bilançosuyla birlikte. Düşer demiyorum. Çıkmaz da demiyorum. Spekülatif olarak götürebilirler arkadaşlar. Olması gereken değerinin altında çünkü fiyatlanmakta. Bir nebze altında fiyatlanmakta. Ama bu bilançoyla bu şirket giderse, yukarıya giderse, karton sanda neler oluyor diye sorarız o zaman, değil mi arkadaşlar? Eğer bu şirket yarın bu bilançoyla, bu açıkladığı bilançoyla yukarıya hareket yaparsa, o zaman karton sanda neler oluyor diye o bilançoya, o güzel bilançoya
niye böyle gümbür gümbür veriliyor diye yatırımcının sormak en doğal haklı, aklının karışması son doğal hakkı. Yani o zaman nerede kaldı bilanço, nerede kaldı finansal okurluk? İyi bilanço gitmiyor, kötü bilançolar gidiyor. Ya ne oluyor? Bu piyasa nasıl bir piyasa? Ha? Hep ne dedim arkadaşlar? Eğer burada iktisadın, burada ekonominin, burada işletmenin kaideleri, kuralları geçerli olmuş olsaydı, matematikteki gibi 2 artı 2 eşittir 4 olmuş olsaydı, insan mühendisliğinin ve yatırımcı davranışlığının uzmanlığının kuralları burada geçerli olmasaydı, ekonominin ne kadar profesörleri varsa, akademisyenleri varsa borsada köşe olurlardı. Demek ki bu piyasada sadece finansal okurluk yeterli değil. Finansal okurluk sizi, yani şu arkadaşlar, bu yazılım, bu program borsadaki erken deprem uyarısı arkadaşlar. Yani borsada olabilecek depremin, şirket bazında söylüyorum, borsanın genelinden konuşmuyorum tabii ki. Yani şirketin erken uyarı sistemi. Olası bir depreme karşı şu yazılım, şu finansal okurluk bilgisi borsadaki depremin öncü göstergesi. Sizi koruyacak olan, tedbirinizi aldıracak olan. Evet arkadaşlar, gelelim şirkete yapacağı ödevler hususunda. Tabii bunun eksiği var arkadaşlar. Birçok sektör yok burada. Şimdi değerlendirelim. Satış karlılığı, şirketinizin gösterdiği bilgisayar, elektronik, optik 8 şirket, ki buna sonradan çok ilave oldu. Bunların güncellenmesi lazım. Göstergelerinden küçüktür. İncelemeniz iyi olur. Bir inceletelim. Çünkü 79,6. Bir inceletelim. Finansman giderleri öncesi karın satış gelirlerine bölünmesiyle bulunur. Şirketin satış gelirleriyle finansman giderleri ve ortakları için ne oranda kazanç sağladığını gösterir. Evet. Bilgisayar, elektronik, optik 8 sektörün ortalaması. Bu 8 tabii yükseldi arkadaşlar. Satış karlılığı %19,3 düzeyindedir. Karlı şirketler 7 tanedir ortalaması. Satış karlılığı bu düzeyin %3,7 üstünde, %20 dolayındadır. En karlı 10 şirketin 2 ortalaması, satış karlılığı bu düzeyin %3,9 üstünde, %20 dolaylarındadır. Şirketinizin ise satış karlılığı sektörün %20,4 altında, %15,3 düzeyindedir. Bakın burada bilgisayar, elektronik, karlı şirketler, en karlı şirketler, ama onların içerisinde 15,3. Dönelim. Aktif devir hızı, şirketinizin göstergesi bilgisayar, elektronik göstergesinden büyüktür. %120,1. İncelemeniz iyi olur. İnceletelim. Sektörün ortalama aktif devir hızı %51,1'dir. Evet, burada sektörün. Karlı şirketler 7, aktif devir hızı bu düzeyin %2,3 altında, yani %50, %49,9 dolaylarındadır. En karlı 10 şirketin 2 ortalaması, 2 şirketin ortalaması %48'miş. Bu düzeyin
%6,6 altında %47,7 burası. Evet. Şirketinizin ise aktif devir hızı sektörün %20 üstünde %61,3 düzeyindedir. Peki nedir bu? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Rekabet ortamında zafiyet yaratmadıkça parayı hızlı döndürmeniz karınızın artmasını sağlar. Satışların yüksek veya varlıkların düşük olmasından mı kaynaklandığı saptanmalıdır. Stoklar veya müşteri finansman yeterli yatırım yapmadığı takdirde sorun doğabilir. Gerekli yenileme ve teknolojik gelişme yatırımlarının yapılmaması durumunda sorun doğabilir. Bakın, teknolojik gelişme ve yatırımların yapılması gerekliliğinden bahsediyor sevgili hocamız bu veriler doğrultusunda. Sabit kıymetlerin defter değeri piyasa değerinin çok altındaysa bu gösterge yanıltabilir. Ha, sabit kıymetlerin defter değeriyle piyasa kıymetlerin defter değeri piyasa değerinin çok altındaysa bu gösterge yanıltabilir. Dönelim. Şirketinizin göstergeleri, aktif karlılığı, şirketinizin göstergesi bilgisayar elektronik göstergesiyle yaklaşık aynıdır. Aynı ise boş ver. İşletme sermayesi oranı şirketinizin göstergesi bilgisayar elektronik göstergesinden küçüktür. %82,5 inceleyelim. Madem niçin küçük? Sektörün ortalama işletme sermayesi oranı %76,5 düzeyindedir. Evet. Karlı şirketler 7 tane ortalama işletme sermayesi oranı bu düzeyin %0 altında eşitmiş. %76,4 dolayındadır. En karlı 10 şirket 2 tane işletme sermaye sorunu bu düzeyin %1,7 altında yani %75,2 dolaylarındadır. Arda bileşiminin ise işletme sermayesi oranı sektörün %17,5 altında %63 düzeyindedir. Bu oran şirketinizin istikbale yatırım yapıyorsa düşüklüğü sorun olmayabilir. İstikbale yani geleceğe, sonsuza kadar bir yatırım yapıyorsa bu sorun olmayabilir. İşletme sermayesi finansmanı finans kurumlarından sağlanıyorsa oran düşüklüğü sorun olmayabilir. İş gereği sabit kıymetler fazla finansman gerektiriyorsa kiralama ve leasingden yararlanılabilir. Geleceğe ve teknolojiye yatırımlar yapıldıysa, bu patent know-how altındaysa, alındıysa sorun değil kazançtır. Ölü yatırımlar varsa gereksiz sabit kıymetlere yatırım yapıldıysa muhakkak elden çıkarılmalıdır. Ve borç yükü böyle gidiyor işte arkadaşlar. Bu şekilde şirketleri de önerilerimizi ortaya koyacağız. Evet arkadaşlar, daha fazla uzun uzadıya olmadan herkese iyi geceler. Şimdiden herkese iyi haftalar.